Galatasaray'dan Enis Destan Atağı. Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altın Ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Bu bağlamda geçen sezon 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden İstanbul ekibi, bu sezonda 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı Keçiören Gücü'nden almıştı. Yeni Asır'ın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Galatasaray'da gündem Kuyatay transferi. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Kuyate de gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Galatasaray'da Fatih Terim hız kesmiyor. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren deneyimli hoca, orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Çin'den Paulinho'ya göz koyan sarı kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Siku Kuyate yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde de Aslan'ın istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal Palace'la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kuyate, menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal milli takımının da kaptanı olan başarılı oyuncu, ön libero'nun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında. Galatasaray'dan Cuadrado bombası. Cimbom yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fikayes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Bianconero'ya dayandırılan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asistle önemli katkı sağlamayı başarmıştı. Geleceğin en büyük Brezilyalısı İstanbul'a geliyor. Dubai'nin Şebab El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temasta olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şebab El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan rakipleri yok ancak oyuncunun ve kulübün sarı kırmızılara ne tepki vereceği belirsiz. Adı Galatasaray'la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şebab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Jesus, bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol 8 asistlik katkısıyla parlayan Jesus, takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Jesus'un Transfermarkt'taki güncel değeri 4,5 milyon euro civarında.
Galatasaray'da şov başlıyor. Başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş alacakların bir kısmını temizleyerek UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdını aldı ve transferin önündeki tüm engelleri kaldırdı. Sarı Kırmızılar yeni sezon kadrosuna çok önemli takviyeler yapmaya hazır. Cimbom'da transferin önündeki tüm engeller kalktı. Yeni başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemlere ait alacakların bir kısmını ödeyerek UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdını aldı ve kulübün önünü açtı. Sarı Kırmızılar için artık transferde imza ve şov zamanı. Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda birçok oyuncuyla sözleşme yapılacak. Yeni anlaşmalar nedeniyle kulüp içerisinde ciddi bir hareketlilik var. Transferler kadar sözleşmesi sona eren ve yeniden mukavele imzalanacak oyuncular da önümüzdeki günlerde birer birer takıma katılacak. Kaynak: Fanatik. Simon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması. Galatasaray'da Burak Elmas'ın seçim zaferinin ardından vakit kaybedilmeden transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Elmas yönetiminin teknik direktör Fatih Terim'le görüşüp kontrat imzalaması bekleniyor. Transfer harekatı deneyimli çalıştırıcının daha önceden hazırladığı rapora göre sürdürülecek. Gelecek vadeden isimlere ayrı bir önem veren Sarı Kırmızılar, scout ekibinin yeni keşfi Simon Cabral'ı listeye aldı. 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun son durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Aslan'ın gündeminde olduğu öne sürülen Cabral ve menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Aslan'ın gündeminde olduğu belirtilen Simon Cabral ve menajeri Fabrício Pires takvime konuştu. Brezilyalı isim transfer haberiyle ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi. Cabral, Galatasaray ile adımın anılması benim için büyük bir sürpriz oldu. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'da oynamak benim için kesinlikle büyük bir zevk olur. Taffarel, Felipe Melo, Drogba ve Sneijder gibi dünya yıldızları ile aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden biri. Galatasaray çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü. Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor. Hedeflerimden birisi de Avrupa kupalarında forma giyebilmek. Menajer Fabrício Pires ise, Simon'la ilgili henüz resmi bir teklif almadık ancak oyuncumuzun adının Galatasaray'la birlikte anılması heyecan verici. Galatasaray taraftarları çok etkileyici ve Türkiye harika bir ülke şeklinde açıklamalarda bulundu.